Merhaba arkadaşlar, ben Sipariş TV'den Zahit. En sevdiğim süper kahraman Garfield. Bugün sizlerle dünyanın en iyi oyunu H1Z1 oynayacağız. Şöyle bakalım kim var kim yok. Ben Çito'ya ineceğim, yarısı çemberin içinde. Güzelce lootumuzu yapıp içerilere doğru ilerleyeceğiz. Previously on Sipariş TV, Sipariş TV'de geçmiş bölümlerde Zahit suyun başını, köprünün ucunu tutmuştu. Sonra hikayeler, olaylar filan. Sürpriz bozansız tanıtımımı sona erdi arkadaşlar. Merak edenler bu videoyu beğenip paylaşıp, ilgili videoya gidip beğenip paylaşıp ondan sonra izleyebilirler. Bu şekilde yani. Arkadaşlar PUBG oynaya oynaya elimin ayarı bozulmuş. Yine H1'e alışmam lazım. Yine bombasından yeleğine. Her şeyi tamamladıktan sonra çatışmaya gireceğim. Bugün biraz sohbet edeceğim arkadaşlar. Anı videosu olacak. O yüzden yeni başlayanlar için H1Z1 videosunda olduğu gibi sınırlarda takılacağım biraz. Anlatacaklarım yüzünden. Kendimden bahsederken kısa kesmeyi sevmem guys. Peki konu ne? Konu şu arkadaşlar. Burak Aktaş adlı arkadaşımız. Abi matematiği nasıl bu kadar iyi çözüyorsun, anlatır mısın diye bir yorum atmış. Abi matematiğimi nasıl geliştiririm falan gibi sorsaydı 3-5 cümlede maddede anlatırdım, bitirirdim ama kendimi anlat anlat bitiremem guys. Benim nasıl olduğumu sormuş. Ama kısa bir özet geçmeye çalışacağım. Bu oyunu yetiştirmeye çalışacağım. İlkokul 2. sınıftaydım arkadaşlar. Bir gün babam beni yanına çağırdı. Zahit dersler nasıl gidiyor falan dedi. Dedim ki alright. Şaka şaka. İyi dedim. Dedi ki sana birkaç soru sorayım. Bilirsen çikolatalı gofret vereceğim. Hemen sevinçle oturdum. Öyle bir söyledi ki yani zaten her gün çikolatalı gofret yemiyormuşum gibi. Unuttum her şeyi. Önce kolaydan başladı. Dedi ki 3 kere 4. Dedim 12. 4 kere 3 dedi. Dedim 12. Şaşırmış gibi böyle dudaklarını büktü arkadaşlar. Sonra dedi ki 5 kere 5. Ondan sonra ona da hemen 25 dedim. Aferin yav dedi. Bu kadar beklemiyordum dedi. Karizma burun çekme hareketimi yaptım arkadaşlar. Bilmeyenler için şu. Bunu yaptım. Ondan sonra o zaman zorlaştıralım biraz dedi. 7 kere 9 dedi. Biraz zorlandım. Ama 63 dedim. Tabii ondan sonra bir de şey dedi. 9 kere 7 dedi. Bayağı bir düşündüm. O zamanlar tabii çarpmanın değişme özelliğinden bir haberim. 63 dedim. Neyse idare eder dedi. Hiç bilmemenden iyidir. Bu kadar yeter dedi. Çikolatamı verdi elime. Ben böyle ne demek idare eder diye düşünüp odama söylene söylene gittim. Yatana kadar çarpma çırpma çalıştım arkadaşlar o gün. Çok hırslandım çünkü. Önce başta hızlandım sonra her şey çorba oldu. Birbirine karıştırmaya başladım. Bildiklerimi her şeyi karıştırmaya başladım. Ertesi gün yemekte oturuyoruz. Ben yine babam bir daha sorular soracak diye böyle tedirginim, endişeliyim. Ben endişelenirken babam anneme turşu kaldı mı diye soruyordu. Yani duygularımız, düşüncelerimiz bu kadar birbirinden uzaktı. Ben de hemen yemek biter bitmez sormasın diye odama kaçtım. Yine deli gibi çarpma falan çalıştım. 3-4 günde hayvan gibi ezberledim arkadaşlar çarpım tablosunu. Deli gibi ezberledim. Öyle ki yani soruyu bitirmeden ben cevabı yapıştırabilecek düzeye geldim. Sonra bir gün bekle, iki gün bekle. Babam şey yapmıyor. Sormuyor bana. Sormuyor. Sorsa hemen çatır çatır cevapları vereceğim. Yapıştıracağım cevapları. Bir gün bekle, iki gün bekle, bekle Allah bekle. Babam sormuyor. En sonunda ben babama dedim ki 7 kere 9. Tek kaşına kaldırdı 63 dedi. Gel bakalım yarışalım dedi sonra bana. O bana sordu, ben ona sordum. İkimiz de birbirimizden hızlıyız. Babam aradı beni işte aferin aferin maşallah filan diyerek gazlıyor her zamanki gibi. Ben de havalardayım. Sonra bir ara babam Toto'mu yere indirmeye karar verdi sağ olsun. 11 kere 13 dedi. Ben de yani nasıl yani sayılar 9'a kadar değil miydi filan oldum. Babam çok normalmiş gibi kâhneli sayıları ezberlemedin mi yoksa diye sordu şaşırmış gibi. Ha nene minaki dedim ben de. Yine söylene söylene odama gittim.
Yine deli gibi çalıştım. Bu sefer iki anilleri de çalıştım arkadaşlar. Babam beni çaktırmadan nerd yaptı yani. İnek yaptı. Sınıftakiler hala böyle 7 kere 8 filan derken kaçtılar diye birbirlerine sorarken ben iki anileri çatır çutur çözmeye başladım. Daha doğrusu söylemeye başladım, ezberlemiştim. Neyse yine babam çağırdı beni arkadaşlar. İki anileri soruyor. Ben cevaplıyorum. Sonra bir ara babam kalkıp çekmeceden hesap makinesini almış, ben farkında değilim. 73 kere 19 dedi. Ben 1387 dedim. Babam hı dedi. Ben daha hızlı çözdüm ama dedi neyse dedi. Sonra arkadaşlar kendimi hesap makinesiyle yarışırken buldum. Kısacası arkadaşlar Kasparov bilgisayara Deep Blue'ya yenilmeden önce ben çoktan hesap makinesine yenilmiştim. Yani yapay zekanın bizi ele geçireceğini ben ta o zaman keşfetmiştim arkadaşlar. Yıl 1990'lar. Neyse yani benim matematiğe girişim çarpım tablosuyla ve bomba gibi oldu arkadaşlar. Sonra da babam beni profesör diye çağırmaya falan başlayınca matematikte yanlış yapmamam gerektiğini düşündüğümden böyle okuldaki matematik derslerine deli gibi çalıştım yine. Eve gelince hep çalıştım yani. Velhasılı kelam çok erken yaşta başladığım için matematikte iyi bir temelim oldu arkadaşlar. Hem çok çalıştım hem de temelim iyi oldu. Ondan sonrası benim için daha kolaydı tabii. Yani sonuç olarak şunu söyleyebilirim. H1Z1 yeni başlayanlar için H1Z1 videosunda da söylemiştim. Bir işte başarılı olmanın çok çalışmaktan başka bir yolu yok arkadaşlar. Daha kolay bir yolu yok. Çok çalışıp iyi bir temel oluşturdum guys. Sonrasında da satranca ve kitap okumaya merak saldım. Bunlar da benim matematiği geliştirdi. Sonra sınavlar filan. Hep böyle idmanlık aldım. Lisede matematik kulübüne girdim. Olimpiyatlara falan katıldım. Üniversitede de matematik mühendisliği okudum. Yani ben daha ne olsun guys. Ben matematikten anlamayayım da kim anlasın. Tabii ortalamadan iyi olacak yani. Çok 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 aşırı süper değil ama idare eder. Bu arada guys okullar bitti. Ben bunları anlatıyorum ama biraz geç kaldım galiba. Hepinize geçmiş olsun. Şimdiden iyi tatiller arkadaşlar. Tatil boyunca beni izlemeye devam ederek zihninizi zinde tutabilirsiniz. Geçmiş Kadir gecenizde mübarek olsun. Geçmiş mi acaba? Allah bilir guys. Belki de bu gece. Bana da dua edin. Dualarınıza beni eksik etmeyin arkadaşlar. Eğer inançlıysanız. Bu arada E3 de yayınlanıyor. E3 nasıl? İzlediniz mi? Beğendiniz mi? Yoksa benim gibi ilgilenmediniz mi? Sevindirdi mi? Üzdü mü? Drop. Oh my god, drop. O drop'u almışlardır da. Ben yine de bir gideyim. Kıyafetlerim nasıl guys? Yani bunlar zaten vardı ama. Ben böyle yeşil yeşil takılıyordum uzun süre. Biraz sıkıldım artık onlardan. Oh Jesus. Einstein'ın biri benzin koymuş oraya arkadaşlar. Bence biraz bekledi sonra gitti çünkü kimse karışmadı. Neyse yeşil tonlarından sıkıldım arkadaşlar. O yüzden sarıya geçtim. Şık değil mi? Nasıl, beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Aslında böyle sapsarı bir pantolon skini var ama bende yok. O olsa var ya kimse karşımda duramaz. 40 kill. En az 40 kill. Kaç kişi var? Oo, bayağı da adam var. 28. Ben bıdı bıdı ederken aslında ranketoya insanların inmesi lazımdı arkadaşlar. Neden böyle oldu anlamadım. Yani güzel bir bölge, insanların sevdiği bir bölge. Ve güvenli bölgeye de yakındı. Şöyle elimin ayarı şey olsun diye zoom alıp çekiyorum. Yoksa panik yapmayın, adam olmadığını ben de biliyorum. Bu arada Mr. Dağlı arkadaşımız geçen oyun kafamıza sıktı. Daha doğrusu her yerimize sıktı. Delik deşik etti bizi. Kendisine tebrikler diliyorum. Bir daha da karşıma çıkmasın. Ben fena yapacağım bu sefer. Çok sinirlendim çünkü oyunu kapadım. Ya oyunun başında ben bu video yani ikinci aslında çekişim. İlk çekişimde böyle yine anlatıyorum. Ondan sonra
Arkadaş beni mıhlayınca tekrar baştan başlamak zorunda kaldık. Video çekmek de zor iş arkadaşlar. Yani böyle anlatıyorsunuz, sonra saçma sapan bir şekilde ölünce güzel olmuyor, hiç hoş olmuyor. Son videomuzdan bu yana arkadaşlar bir ay geçmiş. Bir aydır Heybir Zeybir oynamıyorum, dokunmuyorum yani. Gerçekten bayağı PUBG'ye elim alıştı, oyun bana hızlı geliyor. Hele PUBG'den Fortnite'e geçseydim artık ne olurdu kim bilir, böyle herkes öldürürdü bizi. Çünkü bayağı hızlı Fortnite. H1Z1 de ikisinin arasında bence. Zaten siz de 3 oyunda izliyorsanız fark etmişsinizdir. Evet, 23 kişi kaldı. 1-0 olsun, bizim olsun arkadaşlar. Şu an ortalarda geziniyorum. Gören olursa tehlikeli bölgedeyim. Droplar iniyor. 3 tane drop. Eskiden biliyorsunuz bir tane drop vardı arkadaşlar. Her şey daha zordu. Şimdi 3 tane paylaştırmışlar. Herhalde üçünde de çelik yelek çıkıyor. Ama üçünde de tabii ki sniper çıkmıyor. Belki ben hiç üçünü birden almayı denedim mi? Denemedim. O yüzden bilmiyorum. Ama iki tanesini almıştım üst üste. İkisinde de sniper yoktu. Belki üçüncüsünde deneseydim. Adamlar beni serbest bıraksaydı. Üçüncü de alabilirdim. Yani çıkabilirdi, bilmiyorum. Deneyen oldu mu? Varsa bizi bilgilendirirse sevinirim. Şimdi böyle geziyorum. PUBG'de böyle gezmek mümkün değil arkadaşlar. Çünkü PUBG'de adam sizi görür görmez. Mıhlar. Yani hiç affetmez. Aha ne ses. Böyle ortalıklarda dolaşılamaz. H1Z1'de kaçmak daha kolay. Evet. Ben vurmadım mı o herife ya? Evet, ikisine de Buse kondurdum ama ikisini de alamadım guys. Dediğim gibi PUBG'de olsa böyle kurtulamazdım. Bakın burada rahatım. Normalde bu evlerin yanından böyle artist artist king king geçmek kolay değil. Olmadık. Aslında öyle uzaktan güzel bir kill alsam güzel olur arkadaşlar. Son PUBG videomda spoiler vermek istemem ama köprüde bir adam kesmişim. Allah'ım akıllara zarar. Fena bir refleks şattı. Refleks vuruşuydu. Şu SWAT çantası çok güzel ya. Gözüm alıyor gerçi ama. Hadi be. Kaskını aldık. Bir hamle daha yapabilirdik. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, görme beni. Hissetme beni. Bak bak, heyecanlıya bak bak. La arabayı ters çevirseydi de gösterecektim ona. Bak King ya, motoru durdurup durdurup çalıştırıyor. Durdu mu? Durdu galiba arkadaşlar. Birazdan çatışma bizi bekliyor. Ya da gidiyor mu? Gidiyor. Tamam. Arkamızda adam var mı? Olması lazım aslında. Ama göremedim. Biraz burada dursak mı guys? Ya önceden hayata böyle durmazdım. Bak bunlar hep PUBG'den kalma alışkanlıklar. PUBG'de böyle çok belli olmuyorsunuz ya, oturabiliyorsunuz falan. Bunda aslında adam direkt beni görecek. Adam gelse. Ama herhalde yok. 16 kişi. Kimseyi vuramadık. Birkaç kişiye öpücük yolladık. Öyle yani. Öyle yani. Dediğim gibi arkadaşlar, okullar bitti. Hepinize geçmiş olsun. Artık videoları izlersiniz. Sizin için çok şekil şükür videolar çekiyorum. Bilmeyen arkadaşlar bilsin. Çık hadi. Yani H1Z1 yine izleniyor. Böyle 1000'in üstünde izlemeler var. Fakat PUBG ve Fortnite yerlerde. Şimdi şöyle bir şey var. Ben 3 oyunu da oynamaya başladığım için. Şimdi H1'de biliyorsunuz eskiden King'dim. Ama şimdi
Elimin ayarı kayıyor, değişiyor. O yüzden diğer oyunları oynayınca Fortnite falan değişiyor. O yüzden artık bunda öyle çok kill almam mümkün değil. Hani mümkün değil derken tabii kasarsam yine olur da. Biraz zor gibi. Artık böyle bıdı bıdı yapıyoruz, gevezelik yapıyoruz. Bu arada bir anket koymuştum bu PUBG videolarından birine. Daha çok kill mi istiyorsunuz, yoksa daha çok birincilik mi, yoksa daha çok gevezelik mi? En son baktığımda %100 ile gevezelikti arkadaşlar. Herkes benden challenge almamı istiyordu. Ben de challenge alıyorum. Ahanda herif. Görmedi beni. Şükür ya. Gördüğünüz gibi elimin ayarı kaymış. Ben hemen topuk yapayım. Şurada yine bekleyeyim. Şurada araba var. Ama kimse yok galiba. O arabanın sahibi öldü herhalde çünkü hiç çıkmadı. Ya da son gazı bekliyor. Ama bence yok. Olsa çıkardı. Biraz daha burada bekleyeceğim gazla beraber. Çıkacağım. Kişi kaldı. 9. Drop dişi. Hiçbir şey yokmuş herifte ya. Bence bu yeni oyunculardan arkadaşlar. Ama yine de iyi dayandı. Yani neredeyse vuracaktı beni. FPS oyunlarına aşina herhalde. Şimdi burası tehlikeli. Orada adam varsa ben açıkta olacağım. Şuraya drop düşüyor. Bence artık yerimizde adam yok gibi. Yallah. Hiç olmasın. Şu bombayı alalım da aslında kalsa mıydı ya? Şu drop'a biri giderse şu taşın arkasında durabilir miyim? Adam galeriyi açmış. Hep böyle oyunun sonlarına doğru belim ağrıyor arkadaşlar. Demek ki yarım saate turunca benim şaftım kayıyor. Aşağı yukarı çünkü bir oyun yarım saat sürüyor. Kimseyi görmüyorum. İnşallah kimse de beni görmüyordur. Evet, sniper. Birisi sniper almış. Arkadaşlar bu oyunda sniper güzel ama sniper'ı alınca onu kullanacağım diye insanlar ölüyor çatır çatır. Siz de alırsanız sakin olun. Evet, kimse yok. Polite car, polite car. Yok, olmadı. Şansımızı denedik. Şimdi şöyle ağaçlık bölgelerde kendimize cover alalım. Ama gazda da kalmayalım tabii. Değil mi? Mantıklı. Çok mantıklı konuşuyorum. Allah'tan şu arabalar birbirini kovalıyor. Yoksa alırlar bizi yani rahat bir şekilde. Bura nasıl guys? Güzel ya taşlık bölgeler. Şimdi artık bayağı bir heyecanlı oyun. Gelme ya. Of. Hadi be, bir tane daha olsun ya. İlki oluyor. Hep ilki ol. Aha. Haydi. Bana mıydı bu? Arka. Ne oluyor lan?
Nerede bu? Bunu mu aldılar yoksa? Sniper'la bunu mu aldılar? Allah'ım çok şükür. Matrix mermilerden nasıl kaçıyorum? Nasıl kaçtım? Aha. Dur bekle reis. Görmedin mi beni sen? Hadi be. Arkadaşlar ya herif şanslı mıdır nedir ya? Son anda çaktı bir tane. Allah korudu resmen ya. Uf, çok zorladı herif beni. Oh my god. Bekle bekle bekle. Ha gördü. Şimdi. Uf, çok sıkıntılı ya. Güzel. Diğer adam geldi arkadaşlar. Hayatımızı kurtardı. Ona mı ölsem teşekkür mahiyetinde? Oha. Her halükarda mermi bize geliyor. Tamam güzel. Onlar birbiriyle uğraşsın. Biz de bakımımızı yapalım. Aha. Güzel. Ben onu biliyorum, o beni bilmiyor. Son anda be. Huh. Konuşuyor ama duyamıyorum maalesef. Evet arkadaşlar. Birinci olduk, güzel oldu. Bol gevezelikli bir video oldu. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Videomuza like atmayı unutmayın. See you.